Ben onu, bakın askeri darbeler konusunda ben çok çalıştım. 13 yıl araştırma yaptım hepsiyle ilgili. Yüzlerce subay konuştum. Fakat o kitabın hepsini yaktık attık onları. O ilginç, ona da geleceğim tabii, birazdan. Bakın, yaktığınız kitabı. Çok net bir şey söyleyeyim. Şimdi ben 78'liyim. 78'lilerin özelliği şu. Üniversite tahsili yaptırılmış subaylar. Yani onlar kalsaydı, köy enstitüler kalsaydı ne olacaktıysa, 78'li subaylar ve devamı, o üniversite tahsilleri kalmış olsaydı Türk ordusunun yapısı, yapılanması, her şey çok farklı olacaktı. Her şey çok farklı olacak. 12 Eylül 1980'i yapabilmek için 1 Mayıs 1977 katliamıyla başladılar. Onunla adım attılar. Ondan sonra sürdüre sürdüre geldiler. Bütün Kahramanmaraş, Çorum, Sivas olayları, bütün onların tezgahı o. Aradaki bütün siyasal cinayetler, gazeteci öldürülmeleri, işte Abdi İpekçi biliyorsunuz en simge isimlerden birisi. Bütün o bilim insanlarının yok edilmesi, öldürülmesi. Bakın Bedrettin Demirel Orgeneral, Çankaya'da Kenan Evren'in baş danışmanı iken Kıbrıs Barış Harekatı kitabını yazıyorum. O zaman ben subayım, kıdemli üsteğmenim. O savaşı yazıyorum. Bana bir şey anlattı o. Dedi ki biz... Ben sorum üzerine tabii, bunu bir yıl önce yapacaktık dedi, tasarlamıştık. Fakat dedi oturup konuşunca komutanlarla yeteri sayıda insan ölmediğine karar verdik. Dedi ki Türk halkı bunu kabul etmez. Kabul etmez bu müdahaleyi. Ondan sonra günde ortalama 32 kişi öldürüldü. Ortalaması. Ortalaması. Bakın Bedrettin Demirel Orgeneral'le benim konuştuğum gün, saat kitabın dipnotunda var. Hangi tarihte, nerede? Orada yazıyorum. Şu tarihte şurada konuşuldu diye. Sonra bu bir iki yerde daha çıktı bu konuşma. Yani o konuşmayı teyit ettiler onlar. O küçük yaşımda dinledim ben onu, küçük ve küçük yaş. Peki ne oldu? 78'li subayları 12 Eylül 1980 oldu. 78'li subaylar için 14 Eylül 1980'de emir çıkardı. Bütün Türkiye genelindeki 78 subaylar toplana, 79'larında bir kısmı. Kara kuvvetleri ve jandarma neredeyse tamamını ihraç etti. Deniz ve havayı %50'si gitmişken durduruldu. Necdet Yürük'ü durdurmuş. Sonra öğreniyoruz biz onu. Efendim Deniz Kuvvetleri de tabii bu işten mustarip. Çünkü istemiyor Deniz Kuvvetleri aslında gitsin. Yani bu tasfiyeyi istemiyor. Bütün bunlar yeni bir subay tipi için. Yeni bir subay tabii. Tipi onu içlerine sindiremediler. Üstelik yeni subay tipi yaratılmasının emrini veren de Kenan Evren'in kendisiymiş. Eğitim komutanlığında kor general rütbesinde genelkurmaydayken adam. Ama çıkan sonuçtan mutlu olmadılar. Niye? Çünkü çıkan sonuç kabullenmedi. Çıkan sonuç anarşist geldi. Çıkan sonuç. Reddediyor her şeyi. Bu denetlemelerde mavi kaplı klasörleri denetleyeceğinize siz sistemi değiştirin falan filan gibi çıkışlar var. Bir sürü bunları göğüsleyemediler. Tamam. Sosyal yaşam bir sürü talepler var, uzun sözün kısası. Buradan alalım 12 Eylül'ü. Aynen sizinle hazır bulmuşken 15 Temmuz'da bir konuşmak isterim. Çok konuştuk. Çok televizyon programlarında, çoklu masalarda. Çok söyledim biliyorsunuz. Çok konuştunuz. Yine böyle butik bir değerlendirme. Butik değerlendirme şunu söyleyeyim. Bu 15 Temmuz'daki yapılan bir isyandır. Herkes darbe girişimi değil diyor. Hayır efendim, darbe girişimi değil. Bu bir isyan, bu bir kalkışma. Aynen o gün söylediğim cümleleri yineliyorum. Başarısızlık stratejisi üzerine kurgulanmış çok başarılı bir operasyon yaptılar. O gece Türkiye'de iç savaşı prova ettiler. O gece. Ve gördüler ki Türkiye çok hassas zeminde ve istedikleri zaman iç savaş çıkarabilirler. Çünkü o gece düşünün, kimse kimseyi tanımadığı halde 254 kişi hayatını kaybetti. Kaç yüz kişi yaralı, o sayıyı bilmiyorum ben. Asker cenahından kaç ölü var, o kısımlarını da iyi bilmiyorum ama düşününüz o geceyi. Kimse kimseyi bilmiyorken, tanımıyorken neler oldu? Neler oldu? Bakın Gürkan Acır canlı yayında anlattı. İlk dakikasını anlatıyorum. Beni aradığında televizyon, telefonlarım kapalı çünkü bir rapor yazıyordum. Bana olayı söyledi, saat 10'u geçiyor falan işte. Öyle oluyor, böyle oluyor dedim, Gürkan bir dakika. Bu FETÖ'cü bir kalkışma. FETÖ'cü bir kalkışma, uzak durun. Tam burada. Daha ilk dakika tabii. Bir saniye burada bir duralım. Onunla video bir gelsin. Siz burada çok daha başka bir şey söylüyorsunuz. Evet. Durum Deniz Kuvvetleri'nden çok daha facia. Ayın 10'unda bu konuşmayı yaptım. 10 Temmuz. 10 Temmuz'da yaptım bu konuşmayı ben. Bilemem ama benim bu programa konuşacağım nedenle dolayı da Hava Kuvvetleri'nde konuştuğum çok üst düzey, şaka değil yani, çok üst düzey emekli olmuş komutanlarla konuştuğumda bana söyledikleri ifade şudur. Hava Kuvvetleri'nin neredeyse 3'te 2'si Fethullah cemaati mensubudur. Eylül gibi. 12 Eylül'ü yapmalarının en önemli nedenlerinden birisine 24 Ocak 1980 kararlarını hayata geçirebilmek. Onu geçiremezsiniz demokratik bir sistemde. Yunanistan'ın NATO'nun güney kanadına geri dönüşünü sağlatmak Rogers planıyla. 78'li subayları, bu çocukları yani benim jeneral tasfiye etmek ve en önemlisi de solun tepesine balyozla inmek. Solu yok, bitirdi. Ülkücülerin de %85'ini hapse aldılar 12 Eylül'de, belki daha fazlasını.
Ne bıraktınız geriye siz? Siz geriye ne bıraktınız? Şimdi herkes mızmızlanıyor. Ne bıraktınız siz? Burada insan manzumesi mi bıraktınız? Amerika istemeden Türkiye'de darbe olmaz. Olamaz. Mümkün değil. Bakın ABD istemediği sürece askeri darbe yapamazsınız. Kalkışma olur, isyan olur, belinizde silah var, tamam mı? Girişimleriniz olur, darbe yapamazsınız. 15 Temmuz bir darbe yapalım girişimi iyiydi mi iyiydi? İsyan. Prova mıydı? Prova. Prova niyetli yapıldı. Prova tabii, tamamen prova. Darbe niyetiyle değil. Prova niyetli. Prova niyetli ve orada da abi bakın ben ifade ettiğim şey şu. NATO'nun bir koridoru, CIA'nın bir koridoru, Pentagon'un bir koridoru var işin içinde. Beyaz Saray, Pentagon, NATO Genel Komutanlığı olacak. Türk Genelkurmay Başkanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı işin içinde olmayacak, öyle mi? Pardon ya. Böyle şaka mı? Böyle bir şey olabilir mi? Bak Gürkan Acar o gece beni aradığında tek bir şey söyledim ona. Gürkan dedim telefonu kapat. Ben kendi kaynaklarımdan bakacağım. Genelkurmay Başkanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı şu anda nerede? Sen de dedim CHP'li milletvekilleriyle konuş. Bulunsun. Nerede oldukları. Ben aradım dediler ki okey işin içinde yok. Genelkurmay'da kan gövdeyi götürüyor. Konuşma aynen budur ikimizin arasındaki. Nitekim pazar günü de anlattı. Dedi ki ben Erol abiyi aradım. Sonra 12'de beni gece bir daha aradı. Ben dedim ki Gürkan bir dakika. Devlet bu işe hakim olmuştur. Sabaha sönümlenir. TV2'de bir kovboy filmi buldum. Kardeşim ben film seyrediyorum. Ama tabii orada Halk TV'nin haber merkezi ilk başta zırvalamış. İşte darbe zil takıp oynuyorlar. Neyse sonra yatıştırıldı. Öyle de bir aptallık yapmışlar. Kim oynamış? İşte Halk TV o zaman merkez, haber merkezi. Türkiye'de darbe oluyor Erdoğan'a karşı gibi falan filan. Şimdi bu yanlış herkes düştü. Ama şunu düşünmüyorlar. Askeri darbe dediğiniz şey kardeşim önünde herkesi sürükler. Şaka değil bu. Öyle asker postalı başka bir şey. Başka bir şey. Herkes aklını başına topluyor. Ben Ergenekon'da yargılanırken bu cümleyi söyledim orada. Savunmamda söyledim ben. ABD istemediği sürece askeri darbe yapılamaz. Siz ne yapıyorsunuz? Burada Ergenekon diye örgüt yok burada. Çünkü Kemalist o subaylar karargahlardan dışarı çıkarlardı. Niye çıkmadılar? Onlar çıksalardı ne olacağını düşünebiliyor musunuz bu ülkede? Ne olacağını düşünebiliyor musunuz? Çünkü onlar meseleyi biliyor, gördü ve bunlar Fethullahçıları tanıyor zaten herkes. Bunların ne halt ettiğini biliyor. Çünkü 1984'te ilk soruları çaldılar çünkü. Ben o zaman Beylerbeyindeyim. İlk o yıl çaldılar. 1985'te çaldılar. 86'da çaldılar. Ayyuka çıktı. 62 mi 63 kişinin okula girişinin önünü kestiler. O gün Genelkurmay Başkanı dedi ki hepsini bunların atmayalım. Ne yapalım? Biz bunları kazanırız. Dediklerini 15 Temmuz'da General Amiral'di. Kazanırız dedikleri. Siz bunları görenler olarak sağ sol uyarmıyor muydunuz? Efendim bir sürü şey söylüyorsun. Kimin ne umurunda? Kimin ne umurunda? Ya ben ta şeylerden bahsediyorum işte 80'lerden falan. Evet. Söylüyorsan kimin umurunda? Tabii canım. Kimse hiçbir şey umuruna almıyor ki. Tam tersi bir sürü şeyle bunları şimdi de anlattığımda dünya kadar küfür yağıyor sosyal medyada. Bir şey daha dediğinizde küfür yağıyor. 2019'da kan su gibi akacak diyorsun. Ben uyarıyorum. Bak baştan beri ben ifade ediyorum. Diyorum ki bakın 2019-2020 aralığı Türkiye için çok zor. Neden? Aralık. İşte bak. Biz konuştuğumuz Habertürk'teydi konuştuğumuzda da 2.37 miydi 2.38 mi hatırlamıyorum dolar dedim ki bak 4.5'u deneyecekler biz bu rakamı göreceğiz. Bu rakamı gördüğünüzde ben ekonomist falan değilim biliyorsunuz hiç anlamam o işlerden ama bir strateji analizi yaptığında bir şeyi fark et görüyorsun. 4.5 lirayı göreceğiz dedim. 4.5 lirayı gördüğümüzde anlayın ki tekerlek geri dönmeyecek biçimde adamlar döndürüyor artık. Türkiye'yi zorluyor. Biz bunu 7.5'ta da göreceğiz dedim. Bak orada zorlayacak olmadığını görecek yukarı çekecek bilmem ne olacak. Bunun anlamı ne? Bunun anlamı çok basit. Şimdi ya böyle yıktın yıkarın karşısında yokmuş gibi davranıyorsak arkadaş bu modellerle karşılaşacağız. Çünkü çevremiz hep bu modellerle karşılaştı. 2003'te Condoleezza Rice'in konuşması var. Şimdi o konuşmayı dile getirdiğimizde laf söylüyor. Bakın daha dehşetini söyleyeyim. Sene 1896. Yani bir iki dakika bana müsaade ediniz. Bu çok önemli bir şey. Sene 1896 Amerikan Senatosu, Parlamento'da gizli bir oturum yapıldı. Nasıl hani bizde yapılıyor ya gündemli. Konu neydi biliyor musun? Osmanlı İmparatorluğu'nun parçalatılması meselesi. Çok özet cümlesi şu. Parçalatılacak, Birleşik Türkiye Devleti kurulacak. Kurulsun. Kaç? 1896. Çok güzel. Sonra geldik 1988'e. 1988'de yine bir parlamento konuşması var. O parlamento konuşmasını referans alarak 1999'da bir kitap yayınladılar. Graham Fuller Henry Berkey imzalı. Bakın Türkiye'nin Kürt meselesidir ismi. Aynen o kitapta da ne diyorlar biliyor musunuz? Birleşik, eğer mümkünse birleşik bir Türk devleti içerisinde çözüme kavuşulmasından yanayız. Sayfa 11 kitap. 11. sayfa. Kimle birleşiyoruz? İşte diyor ki
Bir kere şimdi Birleşik Türk Devleti ne demek? E şu anda sen zaten üniter, değil mi? Ulusal üniter bir devletsin. Şimdi seni önce ayrıştıracak, sonra birleşik. Ne yapacak? Federasyon, konfederasyon, burada Türkiye Kürdistanı'yla bunu birleştireceğim. Şimdi bu çok kolay bir şey mi olur Türkiye'de? Lütfen bana söyler misiniz? Bu kan akma. O zaman kan su gibi akar. Evet, aynen öyle. Ben de işte uyarıyorum. Diyorum ki bak arkadaşlar, ya bunu kendileri söylüyor. Lütfen görelim. Aklımız var. Ben mahkemede yargılanırken bir şey söylemiştim. Dedim ki sizin kurmuş olduğunuz bu kumpası görmüyor değiliz. Gördük. Ama şanssızlığımız yalnızlığımızda. E şimdi evet söyleniyor ediyor ama ne diyor? İşte efendim onlar muhalif, onlar onu söylüyor. Kardeşim ben bir vatan severim. Diyorum ki çatı çökmesin. Çatı çöktüğünde altında hepimiz kalacağız. Kurtuluşumuz yok. Görün Osmanlı Devleti 1820'de ilk parçalatılmaya başladı. 10 Ağustos 1920 son nokta Sevr. Tam Anadolu bile parçalatılmış. Mustafa Kemal diye bir adam çıktı. Bütün o haritaları, planları, 100 yıl uğraşıyı çöpe attı. 2020 100. yılı geliyor. Emperyalizmin belleği unutur mu bunu? Efendim Erol sen komplo teorileri yaz. Evet kardeşim komplo teorileri konusunda ben ustayım. Hiç inkar etmiyorum. Doğru. İlk Habertürk'te ekranlara ben taşıdım komplo teorileri diye bir programı. Değil bir, mi? Bir şey söyleyeceğim. Bütün bu yaşadıklarımız, 15 Temmuz girişimleri, bilinç düzeyi evet filan, bu Amerika istemeden sizin anlattıklarınız, Türk zihin yapısına verdiğiniz katkı, bütün bunlara rağmen, biraz daha bilinç düzeyimizi atmasına rağmen, yine Amerika burada bir darbe ister mi? Şöyle, bakın şöyle. Bir savaş denemesinden bir de bir kez daha deneniriz. Dener. Bunu deniyor. Afganistan'ı, Irak'ı, Suriye'si, Libya'sı deniyor. Bak Suudi Arabistan bak ne hale getirdi. Aşağıda Yemen ne durumda? Birleşik Arap Emirlikleri bak neler yapıyor. Ya neler yapıyor. Böyle, bunu biz söylemiyoruz ki kendileri söylüyor. Kendileri söylüyor bunu. Kondolize elde ne kaldı? Yani ekonomik operasyon yedik. İşte sokak kalkışması yedik. Askeri şeyi yedik. Değil mi? Askeriyi ne yok ettiler. Geri? İşte sürekli öyle geliyor. İşte ben de niye kendimi yırtıyorum? Elde diyorum tek bir şey kaldı. İç savaş. Tek bir şey kaldı ellerinde. Buna da öyle biz 80'lerden sağdan soldan Kürt, Sünni, Alevi tecrübelerinden, dinlediklerimizden de buna şerbetli değil miyiz? Yani çok defa denendik. Şerbetliyiz ama şimdi bakın bu seferki deneme başka bir şey. Bu seferki deneme başka bir şey. Bu seferki deneme kristalize edilmiş olan siyasal etnik kimlikle kristalize edilmiş olan dini etnik kimlik meselesi. 80'deki mesele onun öncesindeki o sokak kavgası, oradaki kutuplaştırma yanıltıcı olmaz. Bu başka bir şey. Bu başka bir şey.